Değerli milletvekilleri, şimdi de şahıslar adına konuşmalara geçiyoruz. İlk söz Ankara Milletvekili Filiz Gerestecioğlu'ya ait. Buyurun Sayın Gerestecioğlu, süreniz 5 dakikadır. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün dünyada bilgi ve teknoloji üretimi açık kaynaklarla ilerliyor. Milyarlarca dolar yatırımla üretilmiş yazılımlar dahi dünyanın her yerinden kullanıcının erişimine açık. Bu yolla belki 10 kişinin üzerine çalıştığı bir bilgi veya kod havuzuna dünyanın dört bir yanından kişiler katkı sunabiliyorlar. Bugün yeryüzüne ait bilgiler haritalarda benzer biçimde dünyanın her yerinden gönüllü katılımcıların katkılarıyla oluşturuluyor. Değerli milletvekilleri, yeryüzüne ait bilgiler sürekli değişir. Bir apartman yıkılır, yerine yenisi yapılır, yeni yollar inşa edilir. Toprağın altında ve üstünde sürekli değişiklikler, koordinat kaymaları olur. Bu değişiklikleri kamu kurumlarının sürekli yeni haritalar oluşturarak tespit etmesi çok zor ve maliyetlidir. Fakat örneğin bir deprem veya başka bir afet olduğunda hangi mahallenin planının nasıl olduğu, belki çok uzak bir köyde yeni bir evin yapılıp yapılmadığı da hayati önem taşır. Bugün işte tam da bu nedenle milyonlarca gönüllü dünyanın haritasını çiziyor. Örneğin Haiti depreminin ardından en son 1970'lerde İngilizler tarafından çizilmiş olan haritalar binlerce gönüllü kullanıcı tarafından saatler içinde güncellendi ve böylece binlerce insanın hayatı, depremde hangi binaların yıkıldığı, yerin yapısının nasıl değiştiği hızla tespit edilerek kurtarıldı. Bu açık kaynaklı haritalar sınır tanımayan doktorlardan, kadın sünnetine karşı mücadele eden gruplara, kentleri engellilerin erişimine uygun hale getirmeyi amaçlayan inisiyatiflere kadar pek çok hayati amaçla kullanılıyor. Bir afet olduğu anda Microsoft, Yandex gibi kurumlar uydu fotoğraflarını bağışlıyorlar ki kullanıcılar uydu fotoğrafları üzerinden harita çizebilsinler. Bunu yapmak için harita mühendisi olmak gerekmiyor. İnsani yardım profesyonellerinden gönüllülere, gazetecilere, hukukçulara, bisikletçilerden doğa sporcularına, sosyal bilimcilere milyonlarca kişi her gün dünya haritasını güncelliyorlar arkadaşlar. Bu dünya haritası projesinin en önemlilerinden biri OpenStreetMap ve bugün 5,5 milyonun üzerinde kullanıcı yalnızca isim, soyisim ve bir mail adresiyle bu topluluğa katılıp harita çizebiliyorlar. Üstelik bu veriler kamu kurumları tarafından kullanılıyor. OpenStreetMap'in gönüllüleri tarafından çizilen haritaları kullanan birkaç devlet kurumunu sayayım. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları trenlerin dijital takibinde kullanıyor bu haritaları. E-Devlet deprem toplanma yerlerini bu verilerden faydalanarak gösteriyor. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kısa zamana kadar sitesinde bu verilere yer veriyordu. Bu haritaları kullanmayan kamu kurumu yok. Bunun yanında hepinizin cep telefonlarındaki uygulamalar verilerini bu açık kaynaktan çekiyorlar. Size bu haritaların çok daha hayati bir kullanım alanından söz edeyim. Son Elazığ depreminin hemen ardından Elazığ'ın haritası da benzer yöntemlerle çizildi ve yereldeki gönüllülerle paylaşıldı. Evet, bu kadar şey anlattım. Neden? Şimdi bu kanun teklifiyle ne deniyor? Harita çizmek için bakanlığa 1/1000'lik PAFTA başına 25 ila 50 lira ödeme yapılacak. İzin almadan haritalamaya kalkışırsanız da 10 katı ceza kesilecek. Örneğin Türkiye'nin haritasını çizmek isteyen bir kişi 35 milyon lira, İstanbul'un haritasını çıkarmak isteyen bir kişinin ise 250 bin lira ücret ödemesi gerekiyor. Eğer bu haritalar izinsiz çizilirse 10 katı ceza ödeyecekler.
Arkadaşlar bu yasaklar dünyada bir tek Hindistan'da var. O da Google'ın sokak görüntülerini çekmesini engelleyen ve sadece kendi vatandaşlarına bunu tanıyan bir yasa. Ama neden ülkemiz bugün dünyanın gittiği istikametin tam tersine gidiyor? İyi niyetle ifade edersem bu madde uzmanlara hiç sorulmadan, danışılmadan hazırlanmış ama daha kötü ve daha olası tahminim ise bu verileri tek elinde tutmak isteyen... Sayın Kılıçdaroğlu tamamlayın lütfen. Bu verileri tek elinde tutmak isteyen yabancı ve yerli büyük tekellerin baskısıyla bu 90'lardan kalma yasanın bugün meclise getirildiği ve dolayısıyla 1-2 saatte milyonlarca özgür haritacı tarafından haritaların hazırlanması bu tekellerin hoşlarına gitmiyor. Bu teklifin Sayın Mustafa Demir tarafından hazırlanmış olması da ayrıca manidar. Çünkü kendisinin Fatih Belediye Başkanlığı döneminde bu coğrafi bilgileme sistemleri konusunda çalışmaları olduğu da biliniyor. Ve muhtemelen bu alanda tekelleşen firmaları da kendisi iyi tanıyordur. Evet, değerli milletvekilleri, biz böyle biliyoruz. Elazığ depremi bize çok açık bir hakikati hatırlattı. Yıllardır deprem için değil, rant için kentsel dönüşüm yapıldı. Bugün de insan hayatı mı, rant mı sorusunu büyük büyük harflerle rant diye yanıtladık ve 41 insanı kaybettik. Biz özgür yazılımdan... Teşekkürler Sayın Kılıçdaroğlu. Buyurun Sayın Zengin. Buyurun Sayın Demir. Buyurun. Peki Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Aslında bu kent bilgi sistemine veya coğrafi bilgi sistemine baktığımızda tüm konuşmacıları detaylı dinlediğimizde tam anlaşılmadığı maalesef tam anlaşılmadığı ortaya çıkıyor. Bu ortofotolar zaten dünyanın her tarafından alınıyor zaten. Siz istemeseniz de, isteseniz de, istemeseniz de Yandex, Google şu anda bizim bile sahip olamadığımız bilgilere ve görüntülere sahip. Bunu engellemek mümkün değil. Asıl burada hedeflenen devlette hizmetin kalitesinin arttırılması sadece yönetim bilgi sistemiyle değil, yani sayısal ve sözel verilerle değil, sayısal ve sözel verilerin mekanla bütünleşerek üç boyutlu hizmetin sunulması hedeflenmektedir. Bu mesela basit bir örnek vermek gerekirse... Buyurun, devam edin. Sadece sayısal ve sözel verilerle siz ülkenizdeki insanlara hizmet etmeye kalkarsanız, örnek mesela Ahmet Bey ile Zeki Bey'e hizmet verin, siz bunları MIS ile yaparsanız önce idari adreslerine bakarsınız, şehrine bakarsınız, nerede olduğu ile yepyeni uğraşırsınız. Ama coğrafi bilgi sistemiyle desteklenen bir sisteminiz varsa devlet olarak bir tuşla Ahmet Bey ile Zeki Bey'in aslında mesela İstanbul'da, Bağcılar'da, bir binada aynı katta karşılık komşu olduklarını görüyorsunuz. Mesela siz Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili engellileriniz için çalışma yapacaksınız. İhtiyaç sahiplerinizle ilgili çalışma yapacaksınız. Gençlerinizle ilgili çalışma yapacaksınız. Eğer bunu şu anda klasik yöntemle ararsanız çok zor ulaşırsınız. Ama bunu kısa sürede elektronik ortamda bir tuşla... Lütfen bağlayın sözlerinizi. Kişinizin nerede yaşadığını bilirsiniz. Engellilerinizin çoğunlukla nerede olduklarını bilirsiniz. Hatta onları sosyal medya ile desteklediğinizde ihtiyaçlarını bile oturduğunuz yerden tespit edebilirsiniz. Yani şimdi bu coğrafi bilgi sistemi tevafuken, tesadüfen bu kanunun adında birinci olduğu için geçti ama aslında ülkemizin yıllardır beklediği, aslında yerel yönetimler ve kamunun normalde kendi şartları ve imkanlarıyla yapmaya çalıştıkları ama darmadağın bir çalışmayla şu anda kanunla formatlayıp bütün bu yapılan çalışmalarda zaman kaybı
ve imkan israfının önüne geçilerek muazzam bir sisteme, ülke olarak, devlet olarak muazzam bir sisteme sahip olacağız. Benim bu hayalim, şu söylediklerim bu kanunla birlikte gerçekleşirse dünyada iki elin parmağını geçmeyecek altyapıya ulaşmış olacak ülkemiz. Bu teşekkürler Sayın Demir. Sayın Altay. Efendim, yani yol olmaması bakımından bir uygulamanıza çekince koymak adına söz aldım. Hem iş tüzük hem de teamüller şahıslar adına yapılan konuşmalarda önce lehte sonra aleyhte şeklinde yürür idi. İş tüzükte de şahıslarla ilgili lehte ve aleyhte der. Dolayısıyla bugünden beri uygulamanızda önce aleyhte sonra lehte gibi bir değerlendirmeniz var. Buna dikkat çekmek istedim. Yok, kayda giren şekliyle Sayın Kerestecioğlu aslında lehte konuşmuş görünüyor. Diğeri Sayın Akif Hamza Çebi de yani söz talebi böyle kaydedilmiş Sayın Altay. Söz böyle talep edilmiş, böyle kaydedilmiş. Şimdi Hasan Subaşı. Sayın Hamza Çebi de efendim önce konuştu, lehteki konuşmacı sonra konuştu. Bu da var yani sadece Sayın Kerestecioğlu. Tabii şimdi bana gelen şeyde kanunlardan, kanun ve kararlardan gelen sıra tabii başvurular oraya gidiyor. Kararları uyarmak lazım. Hayır. Muhtemelen birinci parti onlara bir basınç uyguluyor, mobbing uyguluyor. Dolayısıyla da onlar böyle bir tutum içinde olabilir Sayın Başkan. Şunun için söyledim. Başvurular orada değerlendirildiği için ben göremiyorum. Listeyi görebiliyorum. Dolayısıyla muhtemelen Sayın Kerestecioğlu lehte talepte bulunmuş görünüyor. Çünkü aleyhte de şimdi yine muhalefetten bir Sayın Milletvekili konuşacak. İkisinin de aleyhte olması gerekiyor bu konuşmacıların. Evet, bu mümkündür. Doğrudur Sayın Türkkan. Örnekleri de vardır. Evet, teşekkürler Sayın Altay.